Efendim merhaba. Bugünkü buluşmamızdaki işte hafta sonu nereden çıktı? Yani bana göre o kadar çok bu yazı, kitap işleriyle uğraşıyorum vallahi. Günlerim darmadağınık oldu benim açımdan. Evet, öncelikle arkadaşlar bu Ekonomist dergisinin kapağı üzerine herkes konuşuyor. Ben de konuşacağım. İşte kehanet ifadesi kullanılıyor. Yapmayın, etmeyin. Hangi kehanet? Yani bir yıl içinde neyle karşılaşılabilir? Kapaklarına onu koyuyorlar. Herkesin bildiği konular. Ama nedense bu çok abartılıyor. 2024 kapağına koyduklarına geri dönüp bakalım. Kehanet diyen arkadaşlarım için söylüyorum. Bakın bakalım. Yani bu adamlar kahin mi? Küreye mi bakıyor? Yok. Oturup değerlendirmede bulunuyorlar. Nelerle karşılaşılabilir? İşte her gün haberlerde ne konuşuyorsak. Şimdi onu bir kenara koydum. İkincisi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yargılatılma konusu. Şimdi Erdoğan böyle bir stratejik yanlışlığı neden yaptı diye bir soru soruyorum kendime gerçekten. Burada çok ciddi biçimde bir stratejik akıl var. Yani niye yargılatıyor? İşte Kemal Kılıçdaroğlu neyi kayıtlara geçirdi? İkincisi, yine Erdoğan açısından şöyle bir stratejik yanlışlık yaptırıldı. Kendisinin yaptığını düşünmüyorum pek de. Danışmanlar bilmiyorum, sanki Erdoğan da tuzağa düşürülüyormuş gibi bir artık bende öyle bir algı var. Teğmenler konusu. Şimdi bunu da ben gerçekten anlamıyorum. Neyse, bu öncelikle Ekonomist'in şu kapağına ben bir tekrar geri dönüp bakayım arkadaşlar. Şimdi yani kendi bakış açımdan değerlendireceğim. Şimdi tekrar söylüyorum, bakın. Ekonomist'in editörleri, efendim, bir kehanette bulunmuyor. Bu adamlar falcı falan değil. Sizin gibi, benim gibi şöyle bakıyor. Diyor ki arkadaş, 2025'te dünyada hani neler olur, neler biter. Oturup bunun üzerine kafa yoruyorlar. Şimdi kapağa baktığımda yukarıda bir Satürn işareti var. Ben onu anlamam. Astrologlara sormak lazım. Hani bu diyorlar ya, yıldızlar dünyayı etkiliyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Ben onu anlamam. Şimdi çok anlaşılabilir bir husus var. O da şu. Diyorlar ki 2025'te dünyada, bakın, bir Xi Jinping, Trump çok anlaşılabilir, Zelenski, Putin, sevgili arkadaşlar. Bir de bu Avrupa Konseyi Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen. Doğru söyledim değil mi? Ursula von der Leyen, evet. Diyor ki bunları konuşacağız. Evet, zaten bunları konuşuyoruz. Peki burada bir kehanet ya da öngörü mü var? Yok ya, bu insanlar hayatta. Tabii Elon Musk gibi de yine bir figür konuşulacak. Şimdi bakın, sağ tarafta yani Satürn'ün altında işte şeyleri görmekteyiz. Gökdelenler, yanında Çin, Çin lideri. Niçin? Çünkü Uzak Asya'da önemli. Onun ötesinde sevgili arkadaşlar, hani Soğuk Savaş döneminde iki blok vardı, NATO ve Varşova Paktı, ama Soğuk Savaş sona erdi ama NATO hayatına devam ediyor. Varşova Paktı dağıldı. Sonra çeşitli birlikler kurmaya çalışıldı. NAFTA gibi, APEC gibi, bak şimdi hiç konuşmuyoruz bile onları sevgili arkadaşlar. Sonra BRICS gelecek yerine. Bakın bunun gibi bir takım başka örgüt, başka Şangay Beşlisi, sonra onlusu olacak. Bakın bütün bunlar konuşuluyor. Dolayısıyla şimdi hem Putin'i hem Xi Jinping'i bu bağlamda ele aldığımız zaman evet, bunları konuşacağız. Bu tarafta biliyorsunuz işte bakıyoruz Trump ve Trump'ın üstünde doların, biliyorsunuz kapağına baktığımız zaman eski Cumhur Reisi doların kapağında, daha doğrusu doların üstündeki göz işaretini koymuş olmaları çok yadırganır bir şey değil. Onun üzerinde bakın borsa hareketlerini gösteren bir ok var. Yani anlamı net. Diyor ki dolar yükselecek. Doların karşısında euro ve yen, efendim, daha değer kaybedecek. Bakın bütün bu işaretleri koyduğunuzda, baktığımız zaman bunu görmekteyiz. Yukarıda yine Satürn altında o gökdelenler, onun sol tarafında işte o borsa işaretleri falan var. Orada bir düşüş anlatıyor. Geri dönüp bakıyoruz şimdi. Dünya burada bir küre. Evet, dünya üzerindeki olaylar, ama Kuzey Amerika, Güney Amerika'yı gösteriyor burada.
baktığım zaman küreye neyi anlatıyor? Diyor ki ya bana göre 2025'te jeopolitik değerlendirmeler. Evet, zaten bunu konuştuk 2024'te. Bir yıl önce de bunu konuştuk. Bu yıl da bunu konuşacağız. Sebebi son derece açık. Niçin? Çünkü dikkat edin bakın. Burada nükleer simgeleyen, efendim bu tür atom silahlarını simgeleyen burada bir takım görseller var. Zaten neyi konuşuluyor? Deniyor ki efendim 3. Dünya Savaşı acaba bir nükleer savaş mı olur? Bunu Soğuk Savaş döneminden beri konuşuyoruz. Yani sene 1945, sene sevgili arkadaşlar 2024. Dünyanın daha bir önceki programda da biliyorsunuz anlattım, sizlerle paylaştım. Bugün en çok elinde nükleer başlık olan kim? Rusya 6000'i geçmiş durumda. 6200 falandı en son verdiğimiz rakamların üzerine açık kaynaklar. Evet, ondan sonra ABD geliyor. Öteki ülkeleri biliyorsunuz, İsrail'deki durumu bilmiyoruz ama öteki ülkelerdeki durum biliniyor. Bu çok yadırgatıcı değil. Şimdi burada elektrikli otomobillerle ilgili bir husus var. Şimdi buradaki husus, evet bu çok konuşuluyor. Elon Musk işte konuştu. Çin'de de bunun üretimleri, işte Tata biliyorsunuz aldı, Hindistan'ın en büyük otomobil şirketi. Ama bir şey konuşuluyor, deniyor ki elektrikli otomobiller çok verimli olmayacak. Belki de 2025'te bu elektrikli otomobillerin üretimleri hani daha bir kısıtlanma yoluna gidilecek gibi. Açtığınız zaman otomobil dergilerinde bütün bunlar anlatılıyor. Ekonomist'in editörleri de zaten bu konuyu ele alıyor. Hani otomobil dünyasında neyi konuşacağız diyor, deniyorsa bu konuşulacak. Asıl burada önemli olan sevgili arkadaşlar, şimdi Avrupa Birliği ile ilgili, yani Ursula von der Leyen ve burada bir tane bir çatlamış, ne diyeyim, bir onun adı bavul olur, sandık olur, her neyse sevgili arkadaşlar. Avrupa'da ne var? Büyük bir sıkıntı var. O sıkıntı ne? Bir, bu düzensiz göçmenler ya da kaçkınlar adını, ben Türkiye'de kaçkınlar koyuyorum, Avrupalı ne diyor onu bilmem. Şimdi bir, iki, seçimlerde burada hiç istenmeyen bir şey oluyor, sağa yükseliyor. Yani bakmayın siz, faşizmin bir yükselişi söz konusu. Bu partilerin yükselişi söz konusu. Fransa'ya bakın, efendim geri dönün İtalya'ya bakın, Macaristan'a bakın, Almanya'nın içindeki güçlenmeye bakın. Avrupa kendi tarihi açısından bunu her zaman için çok tehlikeli görmüştür. Zaten 2. Dünya Savaşı'nın da sebebi bu oldu. Başka tabii altında bir sürü nedenler var ama bu partilerin yükselişi ve son dönem seçimlerinde de bunların yükselişi söz konusu. Acaba diye ürkülüyor. O ürkülmenin sebebi nedir? Ürkülmenin sebebi şudur. Şimdi Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sosyal demokrasi veya demokratik sol bu yükseldi. Sosyal demokrasi ya da demokratik sol ne demek? Sosyalizmin demokratikleşmesi demektir. Tam doğrusu budur efendim siyaset bilimi açısından. Demokrasi yükselende, eğer demokrasi temel talep Avrupa açısından, İşte bu sağın yükselişinden, daha doğrusu aşırı sağın veya faşizmin, doğrusu o, efendim yükselişinden çok ciddi biçimde korku, kuşku, endişe duyuluyor. Ve bunu gösteriyor. Şimdi Zelenski'nin burada olması sürpriz mi? Yahu sürpriz olur mu hiç Zelenski'nin burada olmuş olması? Tabii ki sürpriz değil. Kaç yıldır devam ediyor Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş? Yani hem Putin'in hem Zelenski'nin olmuş olması hiç sürpriz değil. Şimdi sol tarafta küreyi koydukları zaman, yani dünya, Kuzey Amerika, Güney Amerika birleşik koymuşlar. Bu sağ tarafta ise Afrika, Avrupa, Asya, Avustralya bunu gösteriyor. Bunun yanında bir tane şırınga var. Herhalde onun içindeki kırmızı renk kandır diye düşünüyorum. Bunun yorumu ne? Bunun yorumu şu. Dünya zaten bir pandemiden, bir salgından geçti. İnsanlık tarihinde bu salgınlar o kadar çok oldu ki arkadaşlar. Yani hele kaç geri dönüp bir bakın, 13. yüzyıla geri dönün bir bakın, Avrupa'da ne oldu? Nüfusun yarısı öldü vebadan, kara vebadan. Bunun gibi çok salgınlar oldu. Dolayısıyla biz de bunu yaşadık kendimiz yaşarken. Bunu yeniden gösteriyor. Acaba bunun anlamı yeni bir salgının yine Asya, Afrika kökenli olacağı şeklinde mi
öyle bir öngörümü var. Bu çok konuşulmakta. Şimdi hiç kuşkusuz ki Trump açısından baktığınız zaman tabii ki adamın bir yükselişi var. Burada bunu gösteriyor. Kendisinin açıklaması var. Bunlar sır değil ki. Ne dedi? Ben geleceğim işte savaşları sonlandıracağım. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş. Bakın bugünkü haberlerde ne vardı? Hizbullah'la İsrail barış için işte Haaretz gazetesi bunu yayınladı İsrail'de. Bunu görüşmeler yapılıyor. Hatta işte maddeler, her şeyler belirlenmiş. Hani kim nerede, hangi sınırda duracak, ne olacak, ne nasıl çizilecek. Evet, Trump'la birlikte şimdi bunu görmekteyiz. Bu açıklamalar vardı. Zaten yapılmıştı. İşte bugün de yapılıyor. Bu çok efendim sürpriz değil. Hani The Economist'in kapağındaki şifreler diye bir başlıklar atılıyor. Acaba bu böyle mi görülmeli? Yoksa buradaki simgeler acaba neyi ifade ediyor şeklinde mi görülmeli? Şimdi stratejide şu vardır arkadaşlar. O olacak, bu olacak şeklinde kullanılmaz ifadeler şöyle kullanılır. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın efendim Suriye cephesinden dönüşünde hani Kartal İstinbot Haydarpaşa'dan geçerken kaldı ya, düşman gemileri Boğaz'a yerleşirken geldikleri gibi giderler dedi ya. Onun anlamı nedir? Bir çaba harcanırsa bunlar önlenebilir. Burada da acaba bunlar olabilir mi şeklinde efendim bir değerlendirme söz konusu. Ben böyle bakıyorum meseleye. Borsaydı, efendim dolardı, euroydu, yendi, bunlar arasındaki ilişkiler açısından bakıldığında evet doların yükseleceğini bütün ekonomistler söylüyor. Doların değer kazanacağını. Dolayısıyla Ekonomist dergisi de karşısına bunu almış, bunu koymuş. Tekrar söylüyorum, bunu söylemek için kahin falan olmaya gerek yok ki sevgili arkadaşlar. Onun için bir taraftan da şeye bakıyorum kendi kapağıma. Efendim bunun yani İngilizce derginin kapağına bakıyorum. Peki yani bir uzun sözün kısası. 2025'te ekonomist diyor ki arkadaşlar bu konuları takip etmeliyiz. Bir bakalım ne sonuç çıkacak. Son olarak da şu aşağıda Jane Austen var, kadın. Bu Jane Austen kim? Jane Austen efendim bir güçlü kadın simgesidir, direniştir. Yukarıda bir yumruk var. Bakın şöyle almış. Bu neyi gösteriyor? Bu direnişi, isyanı, karşı koymayı gösteriyor. Bu bunun simgesidir değerli arkadaşlar. Jane Austen 1775-1817 tarihleri arasında yaşamış güçlü bir kadın portresidir. Bir İngiliz roman yazarıdır Jane Austen. Bakın bu aslında böyle çok, nasıl diyeyim size, şifreleri barındıran bir mesele değil. Şöyle anlatayım efendim. Duvar yıkıldıktan sonra, yani Soğuk Savaş bitti ya, 90'ların başında 7 yükselen değerden söz ettiler. 21. yüzyılda karşılaşılabilecek olan 7 yükselen değer. Bunlardan birisi neydi biliyor musunuz? Birisi dendi ki tıpkı 17. yüzyılda da gördüğümüz şekliyle ifade edildi. Dendi ki 21. yüzyıl kadın, güçlü kadın yüzyılı olacak. Evet, zaman zaman biz bunları gördük çeşitli ülkelerde. Şimdi bir kadınların baş kaldırısı söz konusu. Hele Türkiye açısından da bunu önemsiyorum. Bugün tarih açısından kadına yönelik şiddet mücadele günü. Kadına yönelik şiddetle mücadele günü. Evet, şimdi kadınların da sendika başkanları olarak, sivil toplum örgütleri olarak ya da Ursula von der Leyen'in kişiliğinde görüldüğü şekliyle başka ülkelerde de söz konusu bu. Geri dönüp şeye bakalım, işte Fransa'ya bakalım, geri dönüp İtalya'ya bakalım gibi, Avrupa'da da sosyal demokratlar açısından da, yeşiller açısından da önemli. Bir başka hususu daha söyleyerek ifade edeyim, noktalayayım, bunu sona bıraktım. Burada kum saati görüyoruz, işte dünya görüyoruz, oradaki simgeleri görüyoruz. Dünya uzun bir süredir en çok konuşulan şey ne? Yeşiller, yeşil hareketi, yani çevre, değişiklik ve iklim. Evet, iklim değişikliği içinde yaşıyoruz zaten. Dünya böyle bir hale geldi. Yukarıdaki gökdelenlere de baktığımızda işte o gökdelenler bütün camlardan yapılıyor, bilmem ne metaller. Ne yapıyor? Sıcaklığı absorbe ediyor, ısı değişikliklerine yol açıyor. Bakın sıcaklık ve ısı farklı iki kavram. Değerli arkadaşlar, işte diyor ki bir,
Bunlarla karşılaşacağız. Bir de en önemli mesele, tekrar söylüyorum en baştaki cümlemi, 3. Dünya Savaşı acaba bir nükleer savaş mı olacak? Hayır. Onu anlatıyor. Diyor ki tehlike var. Bunun üzerine çok konuşuluyor. Evet, çok konuşuluyor. Doğru. Doğru. Konuşulmuyor değil. İşte büyük sağdaki şeye göre, soldaki haritaya, yani küreye göre şunu da anlatıyor. Diyor ki bakın, burada nasıl nükleer silahlar varsa geri dönüp Asya'daki ülkelerde de silahlar var. Çin gibi, Hindistan gibi, Pakistan gibi. Bunların Kuzey Kore gibi yukarıda sevgili arkadaşlar. Bunların hepsi aslında varlıkları bir de bir denge demektir. Ama üzerinde konuşulan bir sıkıntı. Uzun sözün kısası, tekrar söyleyeyim. Bunları konuşmak kehanet değil sevgili arkadaşlar. Bu var olan üzerine bunların Ekonomist dergisi de bunlar üzerine kendisi de bir hüküm yürütüyor. Gerçekleşme açısından bakalım. 2024'te söylediklerinin kaçta kaçı ortaya çıktı? Öyle baktığımız zaman bunun efendim altında gizli bilmem ne aramaya gerek yok diye düşünüyorum. Bu birinci meseleydi. Gelelim şimdi ikinci meseleye. Kılıçdaroğlu'yu mahkemeye verilmiş olması, bakın Erdoğan açısından bu bir stratejik yanlışlık mı yoksa bir strateji mi? Önce son cümlemi söyleyeyim. Eğer bu bir strateji ise düşündüğü şu Erdoğan'ın ya da Erdoğan'ı işte kurmaylarının. Efendim Kemal Kılıçdaroğlu'nu biz böyle bir mahkemeye vererek bu tür gelsin savunmayı yapsın. Onun yıldızı yükselsin, yükseldi. Çünkü CHP içinde yeniden müthiş bir sempati doğdu. Yeniden müthiş bir saygı doğdu kendisine karşı. Doğru. Bu sefer CHP'nin içi ne oldu? Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, efendim Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, bakın 4 aktör ve yeniden Kemal Kılıçdaroğlu konuşulmaya başlandı. Yani Erdoğan şunu mu yapmaya çalışıyor strateji olarak? Böl parçala diye. Evet, CHP'nin içinde böyle bir bölünmeye yol açılır. Böyle bir kariyer savaşının yeniden gündeme getirirse, bunun yanı sıra işte Dem de aday koyarsa bu 2028'e yönelik olarak, bir de Simpsonlardan söz edeceğim. Dün kardeşimle konuştum, daha önce de söylemiştim. Çok uzun yıllar Amerika'da yaşıyor ya kardeşim. Orada da Simpsonlarla ilgili tartışmalar varmış. Onları da o diziyle ilgili orada Trump'la kullanılan bir cümle var. Hatta parantez içinde onu söyleyeyim. Trump seçilmeden önce 2016'da işte bir Trump şeyi konmuş, figürü konmuş. Sonra ondan sonra Trump böyle bir hareket ediyormuş. İşte yeni bu seçimde de geleceği yine yıl olarak belirtilmiş. 2028'de de Trump var deniyormuş orada. Ama şöyle de bir husus var. Bunların daha sonra eklendiği şeklinde de ifadeler kullanılıyor. Bilmiyorum. Ama ABD'de de Simpsonlar dizisinde bu tür geleceğe yönelik olarak bir takım simgeler, konuşmalar, ifadeler kullanıldığı belirtiliyor. Bunu niye ifade ettim? Çünkü Erdoğan'ın istediği de nedir? 2028 seçimi ve yeniden seçilmek. Yani olabildiği kadar çok kalmak. Eğer şöyle bir şey söyleyeyim, 3 ya da 4 aday çıkarsa Erdoğan %100 yeniden seçilecek ve sonsuza kadar kalır burada kardeşim. Erdoğan çekilene kadar, eğer böyle olursa. Şimdi stratejik yanlışlık konusuna gelince, yani strateji doğrusu Erdoğan açısından bu. Yanlışlık konusuna gelince dehşet bir şey. Niye? Çünkü Kılıçdaroğlu bu yargılanmada dedi ki, sanırım açılan davaların mahkemeye çıkmamın nedeni Erdoğan'a baş çalan hırsız ve baş hırsız demiş olmamdır. Şimdi arkadaşlar, bunun mahkeme kayıtlarına geçirilmiş olması ne demek biliyor musunuz? Yarın Türkiye'nin siyasi tarihini yazacak olan herkes aynen böyle yazacak Erdoğan için. Yani diyecek ki Cumhurbaşkanlığı süresince, Başbakanlığı süresince, uzun sözün kısası, bu ülkenin ana muhalefet partisi başkanı olan o dönem Kemal Kılıçdaroğlu adlı şahıs mahkemede ülkenin Cumhurbaşkanlığı baş hırsız olmakla, baş çalan olmakla, hırsız olmakla suçlayıp kayıtlara geçirdi. Mahkeme neye karar verecek bilmiyorum. Bakın bilmiyorum. Diyor ki konuşmama başlamadan önce iki hususa dikkat çekmek istiyorum. Birincisi, ben burayı işlediğim bir suçtan ötürü kendimi savunmak için değil, işlenen suçları kayıtlara geçirmek, hesabını sormak, tarihe not düşmek için geldim. Onun için söyledim. Bu bir büyük stratejik yanlışlıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nu mahkemeye vermek. Bilinmiyor muydu ki gelip mahkemede bu savunmayı yapacak? Başka bir şey daha söylüyor yine, tarih işte bana getirildi, büyük bir şans verdi, ben bunları tarihe kaydetmek istiyorum, kayıt altına almak istiyorum.
efendim mahkemeye çıkmasının nedeni yeniden yukarıdaki cümleleri yanıtlıyor. Başka bir şey daha söylüyorum. Yine ne mutlu bana ki Sayın Yargıç, karşınıza vatana ihanetten de çıkmadım. Karşınıza Sayın Yargıç, hırsıza hırsız dediğim için çıktım. Sizlerin ve aziz milletimin huzurunda tarihinde tekrar söylüyorum. Oğlum, evdeki paraları sıfırladın mı diyen adam hırsızdır. Bir tek yüzüğüm var, zengin olursam bilin ki çalmışımdır diyen adam zengin olmuş ise Sayın Yargıç, buradan tekrar söylüyorum, baş çalandır, hırsızdır. Şimdi bu cümleler kayıtlara geçirtiliyor. Bu akıl alacak gibi değil. Onun için tekrar söyledim. Bu dava niye açtırıldı? Son derece ilginç. Tabii ki burada bu program Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı olan savunmayı burada anlatmak değil. Savunma metninde de bir takım hatalar da var bana göre. Bana göre kendi saptamalarında yanlışlıklar da var. O da ayrı bir şey. Sonuç olarak geri dönüp baktığınızda işte bu tek adam sistemini falan bunları eleştiriyor. Kendisi de aslında tam bir öz eleştiri de yapmıyor. Öz eleştiri yapsa kalkımdan da özür dilerim. İşte ben burada hata yaptım. Hani altılı masa meselesinde. Ama en önemli husus şu. Burada BOP eş başkanlığı, sonra genişletilmiş Orta Doğu Projesi eş başkanlığı, efendim bununla ilgili Erdoğan'a düşen, yüklenen görev gibi bütün bunların hepsini de kayıt altına aldırmış. Onun için gerçekten ben anlamakta zorlandım. Niçin mahkemeye verildiği, verilirse bunlarla karşılaşılacağı belli idi. Bunlar niye kayıt altına aldırtıldı? O zaman şunu değerlendirmekteyim. Erdoğan'ın bu davayı açma konusunda hangi danışmanları kendisine öneride bulundu, bunları yaptırdı? Bence Erdoğan geri dönüp onları gözden geçirtmelidir. Ben öyle düşünüyorum. Son olarak da şu kreşlerle ilgili bir demin Yaşınay bir haber verdi bana. Belediyelerin açmış olduğu kreşler. Kreşler dediğimiz zaman zaten çoğunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri açmış olması nedeniyle 2007 yılında Anayasa Mahkemesi'nin efendim okul öncesi eğitim kurumları ile ilgili almış olduğu bir karar varmış. Yani bu karara dayanarak efendim böyle bir açıklama yapıyormuş. Kim yaptı onu? Sosyal Güvenlik Bakanlık mı, hangisi yaptı Yaşıncığım? Bir daha bana bir söyler misin onu? Şurada bir notum vardı ama neyse, kusura bakma. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı efendim bu açıklamayı yapmış. Aile Sosyal Yardım Bakanlığı, yani niye onlar açıklama yapmıyor da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapıyor falan. O da ayrı bir tartışılacak konu. 2007-2024, 17 yıl sonra mı aklınıza geldi bu bir? İki, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını sanki kendileri açısından uyguluyorlarmış gibi de şimdi Anayasa Mahkemesi'ni hatırladılar. Ama şunu söyleyeyim, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymak herkesin borcudur kardeşim, herkesin görevidir. Her zaman buna uyacaksınız. Ama ben işime geldiği zaman hukuka uyarım, işime gelmediği zaman hukuku eğer bozarım, arkasından dolanırım, böyle bir zihniyet olmaz. Bak böyle bir akıl yürütme olmaz, böyle bir zırvalık, saçmalık olmaz. Ama ben şu açıklamayı, bakanlığın yapmış olduğu bu açıklamayı şöyle değerlendiriyorum. Son seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimde birinci parti çıkmış olması, AKP'nin gittikçe oylarının düşüyor olmuş olması nedeniyle böyle bir açıklama, karar alma yoluna gittiklerini düşünüyorum ve değerlendiriyorum. Neden? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinin açmış oldukları kreşler halkı son derece mutlu etti. Bir de düşünelim, bakın bu asgari ücret alanlar, gelir düzeyi düşük olan aileler çocuklarını nereye gönderecekler? Yani bunun anlamı şu mu? Evet, Yaşınay doğru söylüyor. Bak, Yaşınay oradan korsan bildiri sunuyor. Diyor ki kadınlar çalışmasın istiyorlar. Evet, Yaşınay da haklı, doğru söylüyor. Evet, kadınlar eve mi kapansın? Çocuklarının başında mı otursun? Bu mu isteniyor? Arkadaşlar, böyle bir şey olabilir mi? Tam tersi, bence belediyelerin açmış oldukları kreşlere teşekkür edilmeli. Belediyelere teşekkür edilmeli. Ama şimdi düşününüz, okul öncesi ya da küçük yaştaki çocukların efendim bu tarikatların açmış oldukları bir takım kurslara, eğitim kurslarına, cemaatlerin bilmem ne kucaklarına gittiğinde bununla ilgili hiçbir karar yok. Buna karşıyız falan ifadeleri hiç kullanılmıyor. Ama bu yapılan hizmete, ki bu çok değerli, çok kıymetli, evet çok kıymetli bu.
Efendim bunlar desteklenmeli. Şimdi politik nedenlerden dolayı, seçim kaybetme korku kuşku endişesinden dolayı yapılan, halka yapılan doğru hizmetler engellenirse sevgili arkadaşlar seçimler her zaman için kaybettirilecektir. Ama şunu yapsın bakanlık. Gelsin bu kreşleri denetlesin. O bakanlık değil kardeşim. O kreşler kimin tarafından değerlendirilir söyleyeyim. Sosyal Hizmetler Aile Bakanlığı. İşte başında biliyorsunuz bir kadın bakanımız var. Bakın şimdi. Bakın şimdi o gelsin. Yaşınay da oradan tekrar çıkıntılık yapıyor. O hanımefendi hiçbir şey denetlemesin diyor. Sebebi ne vallahi bilmiyorum herhalde. Bildiği bir şey var herhalde. Yani kadın olarak karşı çıktı Yaşınay ona. Evet efendim sebebini ben de bilmiyorum. Programdan sonra bir öğreneyim bakayım. Vardır bir sebebi. Efendim Milli Eğitim Bakanlığı denetlesin diyeceğim. Vallahi korkuyorum onlar hiç denetlemesin. Bak onu da ben söyleyeyim. Onu da ben söyleyeyim. Arkadaşlar ülkeye bakan ya ne hale geldi nasıl korkuyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sevgili arkadaşlar ideolojik körlükle, ideolojik nedenlerden dolayı halka yapılan hizmetlere karşı gelinirse bunun adı iktidar olmak değildir. Bunun adı particilik değil. Bunun adı ne biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Bunun adı doğrudan doğruya gericiliktir. Bu çağ dışı davranışlardır. Bırakın halka hizmet edilsin arkadaşlar. Bırakın halka hizmet edilsin. O çocukları biz kreşlere gönderip eğitim, öğretim ya da o çocuk yaşlarında biz bunlara eğitim, öğretim verdiremeyeceksek ne yapacağız? Sokağa mı bırakacağız? Köprü altına mı gidecek bu çocuklar? Murat Kurum'un seçim vaadi de buydu. Nöbetçi kreş açmaktı çalışan anneler için. Bak şimdi Yaşınay diyor ki çalışan anneler için Murat Kurum'un da diyor seçim vaadi oydu. Nöbetçi ne demişti? Gece kreşleri, nöbetçi kreşler. Nöbetçi kreşler açacağım, gece kreşleri açacağım demişti. Bak ben bunu unutmuşum. Evet. Arkadaş bu ne periz, bu ne lahana turşusu ya. Ne olur Allah'ınız aşkına bu tür saçmalıklardan vazgeçin. Bu tür saçmalıklardan vazgeçin ama denetleme kurumlarını kurun. Tabii ki denetlensin. Buna hiç kimse karşı olamaz. Tam tersi daha çağdaş. Eksikleri varsa deyin ki ya eksikler var. İstanbul'a daha çok kreş lazım. Gelin Ekrem İmamoğlu'nu bunun için göreve davet edin. Gelin bunun için suçlayın. Eksik açtın daha çok aç deyin efendim. Şimdilik hoşça kalın.